Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için 3 su bardağı suyu uygun bir tencerenin içine aldım ve yıkamış olduğum 1 su bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. 15-20 dakika pişireceğim. Mercimek suyunu çekti ve pişti. Şimdi içine 1 su bardağı ince burgul, yani köftelik burgul ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra 5-10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Uygun bir tavan içine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve doğramış olduğum 1 adet kuru soğan ekliyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salça da kavrulduktan sonra biraz karabiber, 7 türlü baharat, ve kimyon ekliyorum. Baharat miktarını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi mercimeği uygun bir kabın içine alıyorum. Daha kolay yoğrulsun diye böyle geniş bir tepsinin içine aldım. Ve birbirine yapışmış olan mercimeği elimle dağıtıyorum. Kavurmuş olan salçasını ekliyorum. Halen çok sıcak olduğu için biraz soğumasını bekleyeceğim. Ve şimdi içine doğramış olduğum 1 demet yeşil soğanı ve 1 deste maydanozu ekliyorum. Şimdi elimle tüm malzemeleri yoğuruyorum. İyicene birbiriyle özdeşene kadar yoğuracağım. Eğer hamurunuz çok sert olursa elinizi suya batırabilirsiniz yoğurma esnasında. Şimdi 1 limon suyu sıkıyorum içine.
Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz. Malzemelerini bu şekilde eklerseniz ve bu şekilde yoğurursanız gerçekten nefis bir mercimek köftesi oluyor. Şimdi çiğ köftesine şekil verir gibi mercimek köftesine şekil veriyorum. Görüş ve önerilerinizi eğer farklı malzemeler kullanıyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Nefis mercimek köftelerimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bol marulla servis yapabilirsiniz. Gerçekten marulla çok güzel oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.